Bir alayım. Ne var Halil? Askerler ailelerine mektup yazdılar. Size mi teslim edeyim yoksa ben muhafaza edeyim? Dur! Hayırdır çocuklar? Komutanım, son mektuplarımızı yazalım dedik. Dönmek nasip olmazsa diye. Son mektuplarınız demek. Hepiniz öleceğiz diye düşünüyorsunuz. Bu mümkün. Zaten buraya onun için gelmedik mi? Lakin bir insan ne vakit ölür? Göğsüne bir kurşun yediğinde mi? Top ateşinin ortasında kaldığında mı? Yoksa bir süngünün ucunda son nefesini verdiğinde mi? Hayır. Bir insan ancak ve ancak inancını kaybettiğinde ölür. Bu vatanı sağ salim evlatlarımıza teslim etmeden bize ölüm yok. İşittiniz mi? Çünkü biz vurulsak dahi inancımız hep yaşayacak. Çünkü bir diğerimiz sırtlayıp taşıyacak onu. Çünkü hürriyete olan inancımızı hiçbir vakit, hiçbir koşulda kaybetmeyeceğiz. O yüzden de biz hiç ölmeyeceğiz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı komutanım. Kolağası Halil Efendi. Al mektuplarını geri dağıt. Memleketlerine gidince kendileri teslim eder. Baş üstüne komutanım. Şimdi herkes istirahat etsin, kuvvet toplasın. Yarın büyük gün. Selim Çavuş. Komutanım. Sen sipere geç. Ben burada kalırım. Komutanım. Bir anlık gaflet, kusura bakmayın. Bir daha olmaz. Selim, baban çok yakın dostumdu, bilirsin. Bana emanet sayılırsın. Madem yoruldun, geçtim ben. Yarın ihtiyacın olacak. Komutanım. Oğlum. Oğlum bu sıralarda olacaktı. Onu gördüm rüyamda. Öyle güzel gülüyordu ki Allah affetsin, bir an uyanmak bile istemedim. Bir daha görebilecek miyim onu rüyadan gari bilemediğimden? Şu soysuzları defetsek de evimize dönsek artık. Madem oğlunu dünya gözüyle görmek istiyorsun, git dinlen. Yarın beyim. Hadi oğlum. Emredersiniz. Alayım. Sizi burada yalnız bırakmayayım. Sen böyle önüne ilgilen Ali. Baş üstüne komutanım. Sevgili validem, muvaffak olmamıza az kaldı. Pek yakında yıllar süren hasretimiz bitip ellerinizden bizzat öpmeye geleceğim. O gün hem hürriyeti hem de artık harplerden uzak sulh içindeki günlerimizi kutlayacağız. Lakin o güne kadar babamın ve abimin hatırası için, istikbalimiz ve şerefimiz için bu harpte muvaffak olmaya, canımı ortaya koymaya mecburum.
komutanım. Oğlum. Oğlum bu sıralarda olacaktı. Onu gördüm ve yandım. Sevgili validem, şayet geri dönemezsem üzülmeyiniz. Ben her daim, her devirde sizin onur duyacağınız bir evlat olmanın gayreti içinde olacağım. Hemşiremin gözlerinden, sizin ellerinizden hürmetle öperim. Dualarınızı eksik etmeyin. Oğlunuz Miralay Ali Tahir. Ali Tahir. 1893'te Selanik'te doğdum. 1921'de Sakarya'da şehit oldum. Lakin o gün sorduğum soru benim kaderimi değiştirdi. İnsan ne vakit ölür? Komutanım, başımız sağ olsun. Vatan sağ olsun. Kefenleyemiyoruz bir. Şehidin kefeni üniformasıdır Halil Efendi. Lakin yüzünü bir yıkayıverin. Vatan sağ olsun. Su getirin. Su getirin.
Çekilin! Çekilin! Komutanım! Komutanım! Binalar yaşıyor! Netice dedim. Tepeyi aldık. Muvaffak olduk Miralay. Sırayı çağırın çabuk! Az kalsın diri diri gömecektiniz Miralay'ı. Miralay. Askerlerim. Çok şükür. Rabbim canını vatana bağışladı. Dayan aslanım, iyileşeceksin. Başkumandanın elinden alacaksın madalyanı. Az daha dayan aslanım. Asker! Çadır alın hemen! Çabuk! Çabuk! İnsan ne vakit ölür? Göğsüne bir kurşun isabet ettiğinde mi? Yoksa onun yüzünden bir tabur asker zayi olduğunda mı? Ben Ali Tahir. 1893'te Selanik'te doğdum. 1921'de Sakarya'da şehit oldum. Denilen o ki, sonra tekrar attı kalbim. Lakin ben o günden sonra iki şeyi bir daha hiç yapamadım. Birincisi, hiçbir vakit deliksiz bir uyku uyumadım. İkincisi, o günden sonra ben bir daha hiç yaşlanmadım. 100 yıl geçti aradan. Çok sular aktı köprülerin altından. Nice savaşlar gördüm, nice zaferler, nice devrimler, ihtilaller, şölenler ve felaketler. Nice doğumlar gördüm, nice ölümler, sevdalar ve ihanetler. Etrafımda her şey hızla değişirken ben hep aynı yaşta göründüm. Ben tam 100 yıl boyunca bir mucizeyi yaşadım. Bugün adım Kemal. Bugün ben tam 130 yaşındayım. Ve bugün benim bu dünyadaki son günüm. Canım. Bir tanem. Ne yapıyorsun? İyiyim. Deniz kenarındayım. Çok güzel burası bak. Nasıl gidiyor? Yazabildin mi bir şeyler? Pek sayılmaz. Sen ne yaptın? Vallahi ne yapalım işte. Annemle birkaç düğün mekanı bakacağız bugün. Ama bizim artık yavaştan düğün tarihine karar vermemiz gerekiyor. Çünkü şimdiden her yer dolu bak. Her yer. Cem. Ben yapamayacağım galiba. Anlamadım. Neyi yapamayacaksın? Harika, sen neyi yapamayacaksın? Yok, yazamayacağım yani. Olmuyor. Vaktim de azaldı, yetişmeyecek. Rezil olacağım yayın evine de. Ya kimse seni zorlamıyor ki bize ille de roman yaz diye. Sen kendi kendini stres soktun ya. Cem, ben bürodan istifa ettim bu yüzden. Nasıl stres olmayayım şu anda? Önceki sene de resim yapacağım diyordun. Ne bileyim, ondan önce de tutturdum ben şef olacağım diye gittin, okul okudun. Yani eğer sen vazgeçersen kimse şaşırmaz. Yazamayacağımdan eminsin yani, öyle mi? Bravo Cem ya, gerçekten sağ ol. Ya bebeğim, ben sana öyle bir şey der miyim ya? Sen beni yanlış anladın. Ben sen strese girme diyorum. Bir şey söyleyeceğim, hadi biraz bunaldıysan kapat bilgisayarı da dolaş ya. Tadını çıkartalım, keyfine bak hadi. Bak Allah aşkına bak, ben İstanbul trafiğinin ortasındayım ya. Kıymetini bil biraz, hadi.
Hadi ben kapatıyorum artık. Tamam canım. Harika. Seni çok seviyorum. Ben de. Hadi öpüyorum. Görüşürüz. Biliyor musun evlat? Ben senin dedenin cephede komutanıydım. Selim Çavuş'um. Sakarya'da beraber çarpıştık biz. Sahi mi? Sen paşa mıydın? Paşaydım ya. Miralay Ali Tahir Paşa. Ama sen hiç yaşlı değilsin ki. Yaşlıyım ben, yaşlıyım. Çok yaşlıyım hem de. Neredeyse 92 yaşındayım oğlum ben. Bana bak. Kimseye söylemek yok ama ha. Söz mü? Erkek söz paşam. Heh. Aferin. Turgut. Paşam. Hoş geldin evlat. Hoş gördüm paşam. Hoş gördüm. Ya paşam. Ne olur kusuruma bakma. Affet seni buraya kadar yordum. Ama biliyorsun benim pek denizle aram esas yok ya. Esas ben seni yordum oğlum. Ne yorgunluğu paşam ya. Uçarak geldim. Zaten özlemişim. Bir şey diyeceğim. Hiç değişmemişsin. Hiç 130 göstermiyorsun. Sen de hiç değişmemişsin. Sen de. Ben sana yetişmeye çalışıyorum ama nafile. Peki benim bu seni her gördüğümde şaşırmam. Biz onu ne yapacağız paşa? Ben de seni görünce şaşırıyorum oğlum. Çocukluğun hala gözümün önünde. Kaç yıl oldu görüşmeyeli? 3 sene oldu. Sen buraya yerleşirken gelmiştin bir. Sonra gelecektim ama istemedin. Gerek olmadı oğlum. Hem zaten işin başından aşkında. Benim senden daha mühim işim olabilir mi paşam? Olmalı Turgut'um. Artık olmalı. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Bedir Rahmi Koyun'a nasıl gidebilirim? Kayıkçı Baranağı'ndan tekne bakabilirsiniz ama bu mevsim biraz zor. Ya nerede orası? İleride mi? İleride efendim. Tamam teşekkürler. Teşekkürler, iyi günler. Kemal Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Hasan. Bak İstanbul'dan ağır misafirim var. Estağfurullah. Bir çay ver. Şöyle güzel bir kahvaltı. Yol yorgunusun, acıkmışsındır şimdi. Açım inanın ki. Demli'de bir çayını içelim kardeşim. Hemen. Ne var ne yok? İstanbul nasıl? Vallahi paşam, İstanbul kalabalık. Hatta öyle kalabalık ki artık sokaklarında yürünmez oldu. Ha, benim için cennet. Koruyup kolluyoruz yani şehri İstanbul'u senin anlayacağın. Başarıyorsun da. Gurur duyuyorum seninle. Estağfurullah paşam. Sayende. Paşam şimdi bir mekan var. Görmen lazım. Çok teşekkürler. Aşık olursun. Kanlıca'da boğaza nazır. Paşam var ya bir alırsan seneye olmadı ondan sonraki sene İstanbul'un en klas mekanı. Ve tabii ki onur konuğumsun. Sen geldiğinde seni orada ağırlayacağım. Çok sağ olun, teşekkürler. Afiyet bunları olsun. Ben hallederim. Afiyet. Zahmet afiyet etmeyin. Çok güzel yer paşam, çok güzel. Gel, gel. Paşam, sen anlat. Beni buraya çağırdığına göre bir mesele var. Ben senden bir şey isteyeceğim. Emret paşam. Bu zarfı bu gece saat 2:28 geçe açacaksın. Öncesinde değil. İkiyi 28 geçe. Paşam, iyi misin sen? Hasta değilsin değil mi? Belki de. Belki de benim bu başıma gelen de bir tür hastalıktır. Bilmiyoruz değil mi? Kolay gelsin. Sağ olun. Bedir Rahmi Koyun'a nasıl gidebilirim? Vallahi bilmiyorum abla ya. Nasıl buraya gönderdiler? Bu mevsimde zor ama. Abla biz yardımcı olalım sana gel. Gerçekten mi?
Kolay gelsin. Sağ olun. Bunu kiralıyoruz. Kendin gidebilirsen. Nasıl, ben mi kullanacağım? Ha paşam. Tamam, hisleri kuvvetli olan sensin. Ama bana da bunca yıllık ustalık etmişliğin var. Şimdi bu zarfın içinde her ne varsa benim hoşuma gitmedi bilesin. Hoşuna gitsin gitmesin. Sen benim dediğimi yapacak mısın, yapmayacak mısın Turgut? Paşam, senin söylediklerin benim için emir. Sen benim canımı iste, veririm. İyi. O zaman git oteline, güzelce dinle. Tamam mı? İyi, akşam beraber böyle bir balık yapmaz mıyız ha paşam? Sen yap oğlum. Keyfini çıkar buraların. Her şeyin keyfini çıkar. Tamam mı aslanım? 2.28'den önce zarfı açmak yok. Söz mü? Söz. Erkek sözü. Aferin. Kesin yapmaz mıyız? Yani balık yapmaz mıyız mı diyorsun ha? Yoldan çekil Turgut. Efendim? Yoldan çekil. Apa, pardon, pardon. Özür dilerim, özür dilerim. Abla, o ses ne? Takadayım kızım, taka kullanıyorum şu an. Müthiş bir şey. Denizde misin, yalnız mısın? Yok yok, karadayım Zeren. Abla delisin sen ya. Sen oraya roman yazmayı diye gitmedin mi kızım? Roman nasıl gidiyor roman? Roman gitmiyor, gitmiyor Zerencim. Sen söyleme evdekilere bir şey, tamam mı? Tamam demem. Abla, ya ben nasıl sana bir şey diyeceğim. Şimdi siz düğünü yazdan önce mi yaparsınız? Ona göre elbise bakacağım. Bak vaktim de yok biliyorsun, nöbetler çok arttı. Bilmiyorum şu an, konuşuruz. Sınavlarımı denk getirmezsiniz ama herhalde değil mi? Alo. Alo. Canım. Abla. Canım duyamıyorum ben, arayayım sonra seni. Abla. Koyu bulamayacağım yoksa. Çekmiyor bu. Çek artık. Ya.
şükür. İyi misiniz? Ben iyiyim de motor bozuldu galiba. Halatı atın bana. Ay. Bravo. Hızır gibi yetiştiniz vallahi. Siz gelmeseydiniz gidiyordum kayalıklara. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben ilk defa kullanıyorum bunu da. Belki bir şey yaptım ben, çalışır. Bir baksanız. Şöyle yapalım isterseniz, motora kıyıya çıkınca bakarız. Sizi şimdilik böyle alalım, olur mu? Tamam. Başka şansım yok galiba. Çantanızı verin bana. Aman dikkat edin. Elinizi verin şimdi. Ay yok, ben çıkamam. Buradan düşerim. Ben tutacağım sizi. Gel. Buraya. İyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Siz nereye gidecektiniz? Bedir Rahmi Koyun'a. Ben sizi limana bırakayım bence. Hava bozacak. Yani pek bulut falan yok ama. Bir de benim o koya bugün gitmem lazım. Başka vaktim yok. Size eğer çok zahmet olmazsa, bir de yakınsa birini bıraksanız olur mu? Zahmet olmaz tabii ki. Olur. Süpersiniz baba, gerçekten. Buyurun. Şans oldu. Oh, cennet gibi burası. Hava da çok güzel, mis gibi kokuyor. Ben galiba aşık oldum buraya. Oh. İlk gelişiniz mi? Evet. Siz sık mı gelirsiniz? Ben burada yaşıyorum. Ya. Yani bir süredir. Keşke ben de böyle bir yerde yaşayabilseydim. Çok şanslısınız gerçekten. Neden yaşamıyorsunuz o zaman? Yani öyle aile, iş falan derken erteliyoruz işte hep bir şeyleri. Hem bence insan ömrü hala istediğimiz her şeyi yapabilmek için çok yetersiz. Bayağı kısa. Öyle mi diyorsunuz? Öyle değil mi? Yani hangimiz istediğimiz her şeyi yapabilecek vakti bulabiliyoruz ki? Sonsuz zamanınız olsa şu an ne yapardınız mesela? Ben. Evet. Diyelim ki bu yeryüzünde sonsuz vaktiniz var. Yazmaya değer bir hikaye bulana kadar dünyayı gezerdim. Peki yazmaya değer bir hikaye sizce nasıl bulunur? Onu bir bilsem. Bayıldım ben buraya. Yani gelişim biraz garip olsa da. Yakın mı sizin eviniz buraya yoksa? Evet, yakında yaşıyorum. Koyun önceki ismi Taşyaka. 1974'te Bedir Rahmi buraya geliyor. Şurada göreceğiniz resmi çiziyor. Ama koy bu resim sayesinde ünlenmiş. O yüzden de adı Bedir Rahmi Koyu. İnsanın ömrü uzar burada kesin. İlk bakışta balık gibi görünüyor ama dikkatli bakarsanız. İçinde 6 tane hayvan resmi var. Biliyorum. Siz sanatçı mısınız? Ben mi? Yok, değilim. Yani keşke olsam tabii ama aslında hukukçuyum. 5-6 yıl avukatlık yaptım. Şimdi ara verdim. Bir roman yazıyorum. Yani yazmaya çalışıyorum desek daha doğru. Ben tutuyor muyum sizi? Böyle vaktiniz var mıydı? Hiç sormadım ama. Yok, rica ederim. Vaktim var. Motorda umut var mı peki? Yani eğer olabilecek gibiyse ben tek dönerim çünkü sizi böyle alıkoymama gerek kalmaz. O zaman ben sizi biraz Bedri ile baş başa bırakayım. Motora bakayım.
Pedri ile. Peki. Teşekkürler. Ben bunu açsam kesin anlayacak, hissedecek. Nedir durum? Umut var mı? Buji'de sorun. Seramik çatlamış. Bu halde gidemezsiniz. Ne yapacağım o zaman? Ben sizi bunu kiraladığınız yere götüreceğim. Onlar halledecek. Tamam. Sizi de daha fazla meşgul etmeyeyim. Kemal Bey, merhaba. Nerelerdesiniz? Gözlerimiz sizi aradı. Sağ ol Ayşe. Ne var ne yok? İyilik diyelim, iyi olsun. Sizi gördüğüme çok memnun oldum. Küçük hanım da misafiriniz anladığım kadarıyla. Gelmişken lütfen bir kahve ikram edeyim. Yani bir sade kahvenizi içerim aslında. Sizin için de uygunsa. Madem Ayşe'ye yakalandık. Tamam o zaman. Haydi buyurun. Bu arada harika ben. Olağanüstü güzellikte olan, hayranlık uyandıran. Sıradanlığı bozan anlamı da vardır tabii. Yani iddialı bir isim biraz. Kemal bende. Onu öğrendim. Çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Sizin romanınız neyle ilgili? Çok yaşlı ama hala aşık arayan bir adamla ilgili. Öyle mi? Hı hı. Çok enteresan. Niye? Sizin gibi genç, güzel bir kadın neden yaşlı bir adamın aşk hikayesini yazmak istesin ki? Bilmem. Çok büyülü geliyor bana. Yani aşkın yaşsız olması. Her yaştan insanın başına gelebilecek olması. Sizce sıkıcı bir konu mu? Yok. Tam tersine. Sizin bu yaşlı adam bana birini hatırlattı da. Nasıl? Kim hatırlattı? Kemal Bey, başka ne verebilirim size? Böreğim hazır, çay yeni demledim. Ben bir çayınızı alırım. Vaktimiz varsa tabii. Seve seve. Hava geliyor Ayşe. Küçük hanımı da merkeze bırakmam lazım. Nereden çıkardınız havanın geleceğini? Zaten her şey hazır. Şimdi ben çayları getiriyorum. Diğer tarafta da yemek hazırlayacağım, muhakkak bekliyorum. Hemen geliyor çaylar. Baktım ben uygulamadan, öyle yağış falan göstermiyor. Kalkmanız gerekiyorsa. Teknolojiden çok hislerime güvenirim ben. İddialı. Evet, birini hatırlattı diyordunuz. Kim hatırlattı hikayem? Birisi romanına ilham arıyor galiba. Avukatlık damarım hala aktif yani, onu söyleyebilirim. Öyle ipucu verip kaçamazsınız. Thank you.
Karıcığım, müsait miydin? Tatlım, gel tabii, müsaitim. Ya bu kitabı alacaktım da kütüphaneden, sana sormadan almak istemedim. Bakayım. Ay, çok severim ben bunu. Ama merak ediyorum, bakalım okuyunca ne düşüneceksin. Sonra gel bana söyle, olur mu? Olur ablacığım. İyi misin adam? Kahve yapın, olur mu? Ben de geliyorum şimdi salona. Tamam. Tamam ablacığım, teşekkür ederim. Kahven hazır. Ay 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 ay, aferin Seraycığım. Ha evet, sırtın dik, omurga dik. Buldum. Kızım ne yapıyorsun ya? Ya Seray abla ama ya. Yavrucuğum ne yapıyorsun ya? Ödümüzü patlattın. Ay, çok pardon, ablamın düğününü aradığım elbiseyi buldum. Heyecanımı paylaşmak istedim. İyi yaptın, iyi yaptın Allah aşkına ya. Pardon Seraycığım. Sen şimdi gider daha güzelini yaparsın. Nasıl? Aa. Ne? Oh, tövbe estağfurullah. Ay ben burada bir kıyafet falan göremedim kızım. Allah. Göremedim. Yok, kumaşı da eksik gelmiş Zahar. Doktora yakışmaz bu. Al. Ay Allah. Doktorlar alımlı giyinemez diye bir şey mi var? Sen de bir alemsin ya. Aa. Süreyya annem, sen bak çok güzel değil mi? Ay çok güzel. Çok beğendim. Ama bunun bir beden büyüğü. Tamam. Sırtı falan daha tamam, dökümlü dursun. Daha güzel olur. Çok güzel. Abla Allah aşkına ne alması? Kaç para? Allah bilir. Yani sen çıkar onun resmini, ben dikerim 2 dakikada. Yazık, günah değil mi ablacığım, ne yaptın? Hala, rica ediyorum, bari ablamın düğününde seni diktiğim şey giymeyeyim, olur mu? Olur mu Süreyya hala? Tamam tatlım, tamam. Ah, mersi. Harikayla konuşan oldu mu? Ben konuştum. Harıl harıl yazıyormuş, çok selam söyledi hepinize. Daha ona gelinlik bakılacak. Zaten ne lüzumu vardı, gitti ta oralara kadar. Bu düğün arifesinde olacak iş mi, bir de kız başına? Ya Sacide, ay kaç kere söyledim ben bu tür laflardan hoşlanmıyorum diye. Ne demekmiş kız başına? Gidecek tabii. Kız roman yazıyor herhalde değil mi? Ne lüzumluysa. Ne, kendini nasıl geliştirecekse gidecek, onu yapacak. Ay yok abla, ben hani Cem'in ailesi falan bir şey derse dedim. Ne münasebeti ya? Kim laf edecekmiş benim kızıma? Ben ona doğruyu yanlışı öğrettim. Herkes kendi işine baksın. O Cem'in annesine de söyle. Eğer bir derdi, bir diyeceği varsa gelsin bana söylesin. Bak sen de onun dolduruşuna geliyorsun, farkındayım. Dikkat et. Ay yok, vallaha da billaha da yok. Ya Müjde Hanım birkaç kere aradı sadece, o kadar. Ya Harika'yı merak etmiş. Beni delirtmeyin ya. Ben bu kızları kendi ayakları üzerinde duran, tahsilli, ahlaklı, akıllı, en önemlisi özgür yetiştirdim. Kimseye laf düşmez. Vallahi attırmasınlar tepemi, gemileri de yakarım, nişanını da bozarım, yaparım, yaparım. Benim kızlarımın hiçbir yanlış bir şey yapmaz. Ver tatlım kahveyi. Nedir bu ya? Herkes kendi işine baksın. Sağ ol canım. Yalnız sarmam şahaneymiş.
Ayşe Hanım bir tanedir. Bizim evde sarmak bir ritüel gibidir. 8 kişi başına bir oturduk mu bazen bütün pazar yaprak sararız. 8 kişi mi? Hı hı. 8 kadın birlikte yaşıyoruz biz. Ben, kız kardeşim, kuzenlerim, yengem, halalarım, bir de babaannem. Kadınlar matinesi gibi. Yani herkesin kendi yaşanmışlıkları var tabii. Herkesin acıları var, kayıpları var. O yüzden bir araya geldik. Herkes yalnız ama kimse tek başına değil. Öyle kocaman bir aile. Ne güzel. Kalabalık ailelere hep özenmişimdir. E sizin aileniz? Benim ailem uzun zaman önce öldü. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Ben de küçükken babamı kaybettim. Büyük halam büyüttü bizim. Beni ve kız kardeşimi. Babaannem de var tabii ama halam başkadır. Anne gibidir. Anneniz peki? Hayatta mı? Bilmem. Yani hayattadır herhalde. Küçükken terk etmiş bizi. Yani çok haberim yok anlayacağınız. Anlatacak mısınız sizin şu yaşlı adamı? Sakıncası yoksa tabii. Yok aslında bir sakıncası yok. Daha iyi olur hatta. Anlatmaya değer bir hikayesi var mı yok mu siz karar verirsiniz. Hem böylece dünyayı gezmenize de gerek kalmaz belki. Peki. Mesela kaç yaşında bu adam? 130. 130. Evet. Gittikçe daha ilgi çekici olmaya başlıyor sanki ama. Detaylandıralım o zaman. Nereli, nasıl biri, ne yapıyor? Bu adamın adı Mehmet diyelim. 1890'larda Selanik'te doğmuş. Mahlaslı anlatıyoruz o zaman. Hayır hayır. İsimlere takılmayın. İsim hafızam çok iyi değildir benim. Tamam ben hiç vermiyorum size kusura bakmayın. Mehmet 1921 yılında Sakarya Meydan Muharebesi'nde vurulmuş. Babası ve abisi gibi o da şehit olmuş. Ciddi hikaye o zaman? Hayır. Hikaye tam da o zaman başlıyor. Mehmet vurulduktan sonra bir mucize olmuş. Tam defnedilmek üzereyken gözlerini açmış. Geri gelmiş yani. O günden sonra da bir daha hiç yaşlanmamış. Anlamadım. Nasıl yaşlanmamış? Yani aradan yıllar geçse de o hep vurulduğu günkü gibi görünüyormuş. Yıllar boyunca hiç yaşlanmadan, değişmeden hep aynı yaşta gibi. Nasıl? İş var mı sizce Mehmet'in hikayesinde? Yani ben fantastik hikayelere bayılırım da bunu siz mi uydurdunuz? Hayır ben uydurmadım. Bunu çok inanan birinden dinledim. Belki o uydurmuştur. Belki de gerçektir. Sizin için fark eder mi? Yok. Ki zaten gerçek dediğimiz şey insanların kendine göre yorumladığı bir şey değil mi? Bence çok güzel bir hikaye olur. 130 yaşında bir adam. 130 yıl boyunca her şeyi görmüş, yaşamış. Kim bilir neler düşünmüştür, neler hissetmiştir. Kötü de olabilir ama yani. Düşünüyorum şimdi. Etrafındaki her şeyin değişmesi. Her şeyin gitmesi, belki en sevdiklerini, en yakınlarını kaybetmek acı vericidir. Ya bu kadar şey olunca ne bileyim insan sabahları uyanmak için bir neden bulabilir mi? Bulabilir misin yani? Bir sebep, bir tutunacak bir amaç. Tekrar sevebilir mi? Hala aşık olabilir mi? Cumhuriyet'in ilanına tanık olmuş.
İnanılmaz bir şey bu. Yani ne yapıyordur Cumhuriyet'in ilanında? Ne düşünmüştür, nerededir? Cumhuriyet'in ilan edildiği gün Mehmet bunca yıldan sonra ilk kez evine dönüyormuş. Tüm dönemeyenlerin aksine. Cephede şehit olan askerlerin mektupları da yanındaymış. Onları sahiplerine teslim etmeden önce annesine ve kız kardeşine kavuşmak için evinin yolunu tutmuş. Beyim. Muazzez Hanım, Anadolu'ya erzak ve silah yollatırmış. Nasıl olduysa İngiliz zabitler bunu duymuş. Evi basmışlar bir sabah. Tabii hanımın başı eğmemiş. Ben de mani olamadım beyim. İbret olsun diye vurdular hanımımı. Küçük hanımı da. Son haline kadar hep sizi sayıkladı beyim. Sizin için dua etti. Bir de bunu size vermemi istedim. O gün şehit askerlerin mektuplarını ailelerine ulaştırmaktan vazgeçmiş Mehmet. O mektuplar muhataplarına acıdan başka bir şey vermeyecekmiş çünkü. Dahası o anaların, babaların, o gözü yaşlı zevcelerin yüzüne bakacak kuvveti kendinde bulamamış. Sanki hayatta kaldığı için kendini suçlar gibi neden ölmediğini düşünüp durmuş. Günlerce, gecelerce. Her gece saat 2:28 geçe uyanırmış. Savaş bitmiş. Lakin o içindeki savaşı hiçbir türlü bitiremiyormuş. Bir gayeye, onu hayata bağlayacak bir meşgaleye ihtiyacı varmış. Derken bir yıl geçmiş, Mehmet sonunda aradığı gayeye ulaşmış. Mustafa Kemal'in elinden bizzat İstiklal Madalyası'nı aldığında paşa ona bir vazife daha vermiş. Almanya'ya gidip ziraat eğitimi almasını, sonra da dönüp bu alanda çalışmasını istemiş. Şeref duyarım başkumandanım. İsteğiniz benim için emirdir. Böylece ziraat eğitimi için Mehmet önce Almanya'ya, oradan Fransa'ya, oradan da İtalya'ya gitmiş. Hiç bilmiyordum Atatürk'ün ziraate bu kadar önem verdiğini. İtalya'dan portakal getirmesini istemiş mesela. Aa. Mehmet getirdiği fidanlarla Akdeniz'de, Ege'de çeşitli bahçeler oluşturmuş. Portakal deyip geçersin belki ama o portakalların geliri kurulan ilk fabrikalara kaynak sağlamış. Herkes kazandığı savaşlarla tanır Mustafa Kemal'i. Ama aslında onun en büyük mücadelesi Cumhuriyet kurulduktan sonra başlamış. 100 yıl öncesinde zamanın ötesini görmek, öyle adım atmak, bundan bugünü bilmek. Çağının çok ötesinde bir liderdi. Hala da tam olarak anlaşıldığını düşünmüyorum. Öyle, ne yazık ki. Teşekkürler Ayşe Hanım, sağ olun. Sağ ol Ayşe. Sonra ne olmuş peki?
Almanya'dan döndükten sonra Mustafa Kemal'in emriyle Ankara'da kurulan ilk ziraat okulunda çalışmış Mehmet. İyi akşamlar. Ali Tahir Bey'di değil mi? Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Miralayım. Halil ben. Kola Asalir. Halil? Bak sen şu işe ya. Hangi rüzgar attı sizi Ankara'ya? İş icabı buradayım. Sen? Ben de vazifeliyim. Gazeteliyim epeydir. Neyse uzun hikaye. Leyla Hanım, buranın sahibinin kızıdır. Ziraat, toprak, tohumlar. O harplerle geçen senelerden sonra bu kadar asude bir hayatı seçmeniz doğrusu isabet olmuş Miralay. Ondan tevekkeli hiç yaşlanmamışsınız. Bana baksanıza, sizden küçüğüm ama 10 yaş büyük gibiyim. Asabım bozuldu. Ne yalan söyleyeyim, bazen aynaya baktığımda ben de öyle düşünüyorum. Lakin bir sıkıntım yok. Esas sıkıntım başka. Hayırdır? Uyuyamıyorum. Yıllar var deliksiz bir uyku uyumadım. Belki de az uyumak insanı dinç tutuyordur, bilmiyorum. Miralayım, burada bir doktor ahbabım var. Kendisi Alman. İsterseniz bir ona gidelim. Belki bu uykusuzluğun bir çaresi vardır. Emin misiniz? Otuz yıllık hekimim, hayatımda daha önce böyle bir şeye hiç rastlamadım. Ne demek bu doktor? Bir mucize desek yeridir. Ali Tahir Bey, vaziyetiniz fevkalade enteresan. Hücreleriniz müthiş bir hızla yenileniyor. Bunu muhakkak tetkik etmeliyiz. Lüzum yok. Uykusuzluk için bir devanız varsa kâfi. Müsaade et baksın. Doktor Walter çok iyi bir hekimdir. 30 yıldır böyle bir şey görmedim dediğine göre. Lüzum yok dedim Halil. Bunlar daha başlangıçmış tabii. Sonradan başına gelebileceklerin habercisiymiş. Kemal Bey haklıymışsınız. Fırtına geliyor. Müsaade ederseniz masayı toplamak istiyorum. Olur Ayşe. Ama heyecanlı bir yerde kaldık. Başka zaman artık. Şimdi çıkmazsak fırtınaya yakalanacağız. Ben halledebilir miyim lütfen? Rica ederim, siz misafirsiniz. Bir sürü şey yaptınız zaten benim için. Olsun. Ayşe nedir borcunuz? Acelesi yok Kemal Bey. Ne zaman isterseniz hallederiz sonra. Olsun. Söyle sen. Hayat bu. Belli olmaz. Üşüteceksiniz, su buz gibidir şimdi. Yapmasam aklımda kalırdı. Hem su ılık, neler kaçırdığınızı bir bilseniz. Gerçekten. Mart ayında girmemişsin. Teşekkür ederim Harika Hanım. Bu bir ilk oldu. Rica ederim. Ah.
Ay pardon. Nasıl gelmiş? Su muhteşemmiş gerçekten. Değil mi? Haklıyım. Anı kalsın dedim. Ay. Telefon. Hayır ya. Of. Yapacak bir şey yok. Maalesef. Oh, haklı çıktınız galiba. Sana da afiyet olsun paşam. Kapalı. Harika'nın telefonu kapalı. Ay bu kız hayatta telefonunu kapatmaz. Bir şey oldu kesin. Ay canım şarjı bitmiştir belki. Yok. Vallahi suya bile düşmüş olabilir. Aha, ne suyuymuş bu? Şey, ablam bot kullanıyordu da aradığımda. Ah, ne diyorsun sen Zeren? Ay kesin bir şey geldi başına bunu, kesin. Ciddi yeter, şişirme içimizi. Zerenciğim sen otelin numarasını biliyordun, bir arasana bakalım. Eğer orada yoksa da not bırak ya da bizi arasın gelince, olur mu? Hadi tamam, sofra kurulsun. Sadece de nedir senin bu halin? Ablacığım ama hayatta telefonunu kapatmaz bu kız, yok. Of. Ay. Benim koyaya yanaşsak iyi olacak. Bu havada açığa çıkmak tehlikeli olur. Tamam, ben orada bekleyeyim o zaman uygunsa. Öyle yapalım. Cennette falan yaşıyor olabilir misiniz? Ben size bir havlu getireyim. Siz rahatınıza bakın. Ay, teşekkürler.
Buyurun. Teşekkürler. Siz herhalde akşam yemeği için plan yapmıştınız ama ben bozdum galiba. Yok, hiç önemli değil. Bu hava birkaç saat daha sürer. Sonra ben sizi merkeze bırakırım. Olur mu? Olur. Kusura bakmayın, benim yüzümden kalkamadık bir türlü. Siz havanın bozacağını nereden bildiniz? Kokusundan. Denizin tuhaf bir kokusu olur böyle fırtınadan önce. Karadan rüzgarla getirdiği çam kokusu mesela. Bilmiyordum. Telefon lazım olursa onu kullanabilirsiniz. Tamam, teşekkürler. Ben birazdan gelirim. Size de kuru bir şeyler getireyim. Zahmet olmazsa sevinirim ama ben belki denize girerim diye hazırlıklıydım. Sadece böyle üstüme bir şey alırsam yeterli. Tamam. Halacığım, nasılsın, iyi misin? Harika. Neredesin kızım, merak ettik. Bir şey mi oldu? İyiyim, iyiyim, merak etme. Ya telefonum gitti. Daha doğrusu denize düşürdüm. Bu nerenin telefonu? Bu bana yardımcı olan birinin telefonu. Fırtına çıktı da bir koya geldik, şimdi onun evindeyiz. İyiyim yani, merak etme. Nasıl? Bu biri kadın mıdır, erkek midir? Aşk olsun hala. Nasıl bir soru bu? Harika. Cevap vermedin yavrum. Kemal Bey diye biri. Ama çok kibar bir adam. Yani aklın kalmasın. Hem çok yardımcı oluyor bir de romanım için. Acayip bir hikaye anlattı bana. Galiba romanımın konusunu buldum. Harikacığım, sen her şeyin dozunu, ayarını bilirsin yavrum. Benim sana güvenim tam. Ama yani ıssız bir koyda tanımadığım bir adamla ne işin var yavrum? Rabbim, sen bu kızı şaşırtma ya. Hava düzelsin diye bekliyorum hala. Hemen döneceğim zaten. Cem'le konuştun mu? Haberi var mı? Yok, önce sizi aradım ben. Sen arar söylersin ona, telefonu düşürmüş diye. Ben zaten otele döner dönmez arayacağım. Tamam tatlım. Otele dönünce ne olur beni de ara. Merakla bırakma, olur mu? Tamam ablacığım, ararım hemen. Öpüyorum. Bu size olur bence. Teşekkürler. Ya ben sizin başınıza çok iş açtım değil mi bugün? Motor taksi falan varsa ben hemen dönebilirim gerçekten. Motor taksi varsa da bu havada çalışmaz. Bir süre daha buradasınız yani. Ben size bir çay yapayım, keyfinize bakın. Olur mu? Zahmet olacak. Rica ederim. Ay delirdi mi bu kız abla? Ay elin adamıyla ne işi var yani? Ay sadece de karışma sen. Ne oldu, yemekler hazır mı? Hazır abla, hazır. Kızlar mutfakta. Zeren de annemi almaya çıktı yukarıya. Babaannem. Efendim. Şekerini ölçme vakti. Ölç bakalım ne çıkacak. Bakalım ne çıkacak. Teşekkür ederim efendim. Ah, çok acıttın. Sen alışkınsın, sana bir şey olmaz. Ha, tamam. Tamam bak, düşmüş. Not alayım. Laf dinleyince nasıl da düşüyor, gördün mü babaanne? Nasıl da düşüyor, değil mi? Şimdi. Tamam. Misafirlerimiz teşrif ettiler mi? Ettiler mi Zeynep Hanım?
Sizin teşrif etmenizi bekliyorlar. Buyurunuz. Beklesinler efendim. Az solistler hep en son çıkar bilirsiniz. Evet. Nasıl isterseniz Müzeyyen Hanım ama... isterseniz biz bir inelim, yemeğimizi yiyelim... sonra daha şekerimize bakacağız. Sen çocuk mu kandırıyorsun? Ha? Gel buraya. Gel, gel, gel. Tam karşıma geç. Bulamadım ben daha. Açık olsun babaanne. Bizi mi kandırıyorsun sen ya? Yüreğimi indirecektin. Hayır efendim. Sizi deniyorum, sizi. Şu gözlerime bak benim. Kurt kocayınca itlerin maskarası olurmuş. Bende öyle bir göz var mı? Tabii ki yok. Sen zehir gibisin zehir. Hepimizin aklını toplasan sana yetmez, tamam mı? Ay tamam. Her neyse. Arabamı çağır da gelsin. Baloya geç kalmak istemiyorum. Çok fenasın babaanne ya. Nasıl yuttun ama? Yine girdin topa. Ha, hadi. Şapkan da çok güzelmiş. Aa, Fransızca baskısı bu. Ben aramıştım bunu, her yerde yoktu. Sever misiniz Suat Derviş'i? Çok severim. Teşekkürler. Dirilen ölüler, mazileriyle alakalarını kesenlerdir. Demiş Bahar'la ilgili yazdığı bir yazıda. Okuduğumdan beri aklımdadır. Ne güzel. Halbuki sizin kuşak pek bilmez Suat Derviş'i. Sizin kuşak derken? Aramızda kuşaklar varmış gibi. Çok genç görünüyorsunuz da o yüzden söyledim. Yani o kadar da genç sayılmam ama teşekkürler. Bir yerde haklısınız. Bence de değeri bilinmemiş bir yazar. Fransızcasıyla Türkçesi arasında büyük farklar varmış, doğru mu? Özellikle sonu bambaşkaymış. Öyle, doğru. Okumayı çok isterdim ama Fransızcam yok ne yazık ki. Sizin var galiba. Sizin hikayeniz de çok güzel bir roman olur. Çok da heyecanlı bir yerde kaldı. Acıktınız mı? Ben size yiyecek bir şeyler... Şöyle yapalım. Mutfağa ben geçeyim. Böylece bugün içinde verdiğim rahatsızlığı da telafi etmiş olurum. Siz de o sırada hikayenin devamını anlatırsınız. Nasıl? Hep bu kadar ısrarcı mısınızdır Harika Hanım? Siz hep bu kadar keto musunuz Kemal Bey? Yardım edeyim size. Bunlar işimi görür. Ay. Ay pardon. Pardon. Nerede kalmıştık? Devamını gerçekten çok merak ettim. Peki. Madem bu kadar ilginizi çekti, devam edelim. Mehmet Ankara'da tanıştığı Leyla ile evlenmiş. Artık bir yuvası, bir ailesi olduğunu bilmek Mehmet'i müthiş bir şekilde hayata bağlamış. Hayatında ilk defa huzurlu ve mutluymuş. Halil'le dostlukları İstanbul'da da devam etmiş. Fakat Halil'de tuhaf bir haller varmış. Her şey çok güzel gözüküyor. Eline sağlık. Afiyet olsun. Dediğim gibi İsmet Paşa hata yapıyor. Almanlar çok güçlü. Bu savaşa girmezsek bizim de başımıza iş açılacak. Boşla kırdılar bunlar Halil. Gazetede böyle şeyler atıp tutmanı tasvip etmiyorum. Bu ülke bir harbi daha kaldıramaz. Görmez misin, insanlar daha yaralarını saramadı. Kimsenin oyuncağı olamayız. Mustafa Kemal hayatta olsaydı gözünü kırpmadan bu harpte tarafını seçerdi. Sen Mustafa Kemal'i çok yanlış anlamışsın Halil. Yurtta sulh, cihanda sulh diye boşuna mı söyledi? Sen ya bu saçmalıkları yazmayı bırakırsın ya da bir daha bana selam dahi verme. Sen o kurşunla ölmüştün ya. Hakikaten ölmüşsün Ali Tahir. Nerede o cephedeki gözü kara vatan sevdalısı Miralay? Nerede bu adam? Sen benim vatan sevgimi sorgulayamazsın. Haddini bil! Sorgularım efendim. Zira sana dair sorguladığım o kadar çok şey var ki. Karım bile yaşlandı. Gencecik Leyla'nın bile beyazları oldu. Neden sende hala bir şey yok Miralay Ali Tahir? Ne demek bu? 20 yıl evvel neysen hala öylesin. Doktor Walter
kimyasal bir ilaçla genç kaldığını düşünüyor. Benim vaziyetimi doktorla istişare etme hakkını sana kim verdi? Ruslara muhbirlik bile yapıyor olabilirsin. Veyahut da ziraat yapıyorum derken ağabey hayatı buldun. Sen söyle hangisi? Kafi! Derhal çık git evimden. Bir daha da sakın karşıma çıkma. Leyla, sen de mi kör oldun? Kocan yaşlanmıyor, görmez misin? Ben bu adamı 20 yıldır tanıyorum. Sana yemin olsun zerre değişmedi bu adam. Yakında seni onun yanında görenler annesi zannedecekler. Derhal çık git evimden! Ben de Halil'sem. Bu işin peşini bırakmam. Bırakmayacağım. Sana ne olduğunu bulacağım Ali Tahir. Görürsün sen. Sen bir daha sakın ailemin yanında beni tehdit etmeye, meydan okumaya kalkma. Eğer benim hakkımda konuştuğunu duyarsam, tek bir kelime yazdığını duyarsam, görürsem seni kendi ellerimle öldürürüm. Anladın mı beni? Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. İzninizle. Abi hayat derken ne demek istedi? Aslında o gün Halil Leyla'nın aklına korkunç bir düşüncenin tohumlarını ekmiş. Aradan yıllar geçmiş. Leyla büyük bir buhrana kapılmış. Kocasının yaşlanmayışı onun asabını çok bozmuş. Böyle buyurun siz. Gerçekten şahane görünüyor. Umarım beğenirsiniz. Aslında bu gece yalnız yemeği planlamıştım. Ama ne demiş John Lennon? Hayat biz planlar yaparken... Başımıza gelenlerdir. Aslında o sözün asıl sahibi o değil. Alan Saunders yıllar önce bir makalede yazmış. Çok az kişi bilir tabii. Kimin söylediği mi yoksa bize ne söylediği mi önemli sizce? Yani insan ardında bir şeyler bırakmak ister değil mi? Ona ait, ondan bir parça bırakmak. Yoksa Bedri Rahmi Otaş o resmi niye çizmiş olsun mesela? Siz bu yüzden mi roman yazmak istiyorsunuz? Bilmem. Belki. Daha çok gençsiniz. Geride bir şeyler bırakmayı düşünmek için çok erken değil mi? Nereden biliyorsunuz? Bu gece ölmeyeceğimin bir garantisi var mı? Yani inşallah ölmem tabii de. Bilemeyiz yani hayat. Küçük yaşta öğrendim aslında bunu. Hiçbir şeyi ertelememek lazım gibi geliyor bana. Önemli olan, gerçek olan tek şey bugünmüş. Şu anmış gibi. Doğru. Haklısınız. Ama bence çok uzun ve güzel bir ömür sizi bekliyor. Sizi de öyle. Ya da başka bir şey tercih eder misiniz? Ben su alayım. Bir şey mi oldu? Yani aslında belki daha önce söylemem gerekiyordu ama... öyle durduk yere söyleyince de biraz tuhaf olacaktı. Neyi? Nişanlıyım ben. Evleniyorum yakında. Öyle mi? Ne güzel. Tebrik ederim sizi. Teşekkürler. Yani ortam biraz böyle olunca romantik gibi. Ben size yanlış bir mesaj vermek istemem. Yok rica ederim. Ben de yanlış anlaşılmak istemem. Tamam o zaman. Sorun yok. Hikayeniz fena halde sürükleyici bu arada. Sizin de mücveriniz şahane. Teşekkürler.
Korkmayın sakın. Neden? Yıldırım düştü. Bayağı yakına. Ben bunları yakayım. Yardım edeyim mi? Ya, hallederim ben. Hikayeye devam edelim mi? Ali Tahir, kocam, her şey. Allah'ın işi sual edilmez derler. Neden sana bir hediye vermiş de bana bir azap layık görmüş bilmiyorum. Neden 18 yıldır hala tanıdığım gündeki gibi göründüğünü bilmiyorum. Bilsem ne olur ki? Leyla. Ben de senin gibi olamadıktan, sana eşlik edemedikten sonra beni artık beğenmediğini, bakışlarındaki acımayı görüyorum ve bu beni kahrediyor. Aramızdaki uçurum daha da büyümeden benim gitmem en makul. Beni en güzel halimle hatırla, olur mu? Çocuklarımıza iyi bak. Karım, Leyla. İnsan ne vakit ölür? Sevdiklerini toprağa her verdiğinde bir parçası da onlarla beraber ölmez mi? Bu kısmı hiç anlamadım. Yani Leyla neden böyle bir şey yapsın ki? Neden yani? Sevdiğin adamı bırakıp gitmeye değer mi gerçekten? Çok saçma bir gurur. Üstelik çocukları da var. Çok acımasızca. Yaşamadığın bir durumla ilgili konuşmak kolaydır. Yağmur durdu. Ben biraz hava alacağım. Anne. Efendim? Nereden çıktı o şapka evin içinde? Ne demek nereden çıktı? Paris'ten aldım. Hatırlamıyor musun Süreyya? Anne sen ne zaman gittin Paris'e Allah aşkına? Allah Allah, ben Paris'e de gittim, Roma'ya da gittim, Viyana'ya da gittim. Hem sen nereden bileceksin? Gitmiştir tabii, süper babaannem benim. Keşke bir de birlikte gitsek değil mi? Gezerdik Paris'te, ne güzel olurdu. Şu dizlerini tutaydı gezerdik vallahi. Ay Paris ne güzeldir şimdi. Tam kış sonu, bahara girerken her yer bembeyaz kiraz çiçeği olur. Zerencim, pilavı getirsene tatlım. O şıkır şıkır mağazalar, pırıl pırıl vitrinler. Anneciğim, sen hiç Paris'e gitmedin ki. Ya rica ediyorum, ne olursun yemeğini. Bak daha ilacını alacaksın. Hadi. Ay doğru söylüyorsun Süreyya. Ben bu şapkayı Paris'ten almadım ki. Süreyya'nın kocası aldı. Ay sağ olsun, her gittiği yerden hediyeler getirirdi. Anne. Çok zarif bir adamdı. Çok da yakışıklıydı. Ama işte benim kızım kadınlık yapamadı. Anne! Kaç kere söyleyeceğim bu evde, bu sofrada onun adı geçmeyecek diye. Ay adı geçmedi ki. Ben adını söyledim Allah aşkına. Söylemedim. Size de iyi akşamlar Süreyya Hanım. Geç mi kaldım? Hoş geldin. Hoş geldin anneciğim. Ne bu suratlar ya? Cenaze mi var Allah korusun? Yine geç kaldın Aysel. Bu masaya beraber oturulacak. Aynı vakitte oturulacak. Ay kaç kere söylenecek sana daha? Özür dilerim, bir daha yapmayacağım. Sahi. Neydi o damadın adı? Thank you.
muhteşem. O yüzden buradan ayrılmak zor işte. Ayrılacak mısınız? Evet. Uzun bir seyahate çıkacağım. Bu arada sizi istediğiniz zaman bırakabilirim. Hava bozmaz artık. Tamam. Ya biliyorum bugün gerçekten çok oldum. Ama son bir şey rica etsem. Hikayenin devamını anlatsanız. Yani çok trajik bir yerde kaldı. Ben uyku uyuyamam yoksa. Biraz da güzel bir şeylerle devam ederse müthiş olur. Peki o zaman. 1950'lerden 70'lerin sonlarına doğru gidelim. Daha iç açıcı bir dönem. Hı, süper olur. En sevdiğim dönem. Mehmet yıllar geçip hala saçlarında tek bir beyaz dahi olmadığını görünce artık durumu kabullenmeye karar vermiş. Saklandığı yerden çıkmış. Artık insan ne vakit ölür diye sormaktan yorulmuş. Yeni bir soruya ihtiyacı varmış. Yeni bir cevaba. İnsan ne için yaşar? Yeni bir kimlik edinmiş kendine. İsmini değiştirmiş. Bir yerde uzun süre kalmayacağı, yaşlanmadığının anlaşılmayacağı bir meslek seçmiş kendine. Böylece yepyeni bir sayfa açmış hayatında. Süreyya öğretmen. Buyuruz abi. Müfettiş Bey geldi. Sizinle görüşmek istiyor. Buyurun. Müsaadenizle. Merhaba. Milli Eğitim Memuru Eşref ben. Ne güzel. Yani sizin gibi böyle genç bir hanımefendinin burada öğretmenlik yapıyor olması. Daha önce Anadolu'ya hiç gelmediniz herhalde. Yani burada kadın öğretmenler olduğundan haberiniz yok gibi. Ya öyle demek istemedim. Pardon, yanlış anladınız. Acele etmezseniz derse geç kalacağız. Ağustos 1922. Evet. Kim anlatacak bana ne olduğunu? Atatürk vatanı kurtardı. Büyük taaz oldu öğretmenim. Pek çok askerimiz şehit düştü. O savaş meydanında canı pahasına düşmana direnen, bu toprakları müdafaa etmek için can veren herkese borçluyuz. En çok da Başkumandan Mustafa Kemal Paşa'ya. Neyi borçluyuz? Hürriyete! Başka? Hürriyete! Başka? Hürriyete! Aferin. Başka? İstikbali. Mustafa Kemal Paşa ile tanıştığım vakit, onun elinden madalyamı aldığımda onun bugünleri hayal ettiğini hissetmiştim. Onun masmavi bakışlarında öyle bir ışık vardı ki, bu ülkenin istikbali için ne lazım olduğunu o kadar iyi biliyordu ki, onun asıl zaferi savaş meydanında kazanmış olmak değildi. Onun asıl zaferi işte bu. Sizlersiniz. Bugün bu kitapta okuduğunuz bu alfabe, bu fevkalade iyi yetişmiş öğretmeniniz, bu topraklarda özgür çocuklar olarak büyümeniz, onun en büyük arzusu o gün feda edilen, yitirilen canların bugün sizler tarafından onurlandırılmasıydı. Onları onurlandırmanın tek yolu bu topraklarda özgürlüğü, medeniyeti, çağdaş olanı, adaleti, eşitliği, bilimi, sanatı, tarımı, sanayiyi, bir ülkenin barış ve bağımsızlık içinde olmasını sağlayacak her bir unsuru temin etmeniz, temin etmek için de kendinizi yetiştirmeniz. Bunu hiç unutmayın, olur mu? Eminim atam şu an sizi duysa, görse çok iftihar ederdi. Siz kaç yaşındasınız ki müfettiş bey? Atatürk'le tanışmış olamazsınız ki.
Çocuklar! Şişt, tamam, tamam. Müfettiş Bey tabii ki Atatürk'le bizzat tanışmadı. Dikkatinizi çekmek için mübalağa etti. Hadi, çıkarın kağıtları, kompozisyon yazacaksınız. 30 Ağustos zaferi için. Yani ben bile neredeyse inanıyordum bizzat tanıştığınıza. Müfettiş değil, aktör olmalıymışsınız. Haklıydı. Mehmet hayatına devam edebilmek için müthiş bir aktör olmalıydı. Öyle de oldu. Tekrar kalbini açmayı öğrendi. Müfettiş Beyler de teşrif etmiş. Buyurun. Merhaba. Merhaba. Dans etmeyi sever misiniz? Nerede öğrendiniz dans etmeyi? Ankara'da. Siz? Ben Adana'da okudum. Orada öğrendim. Aslen Mersinliyim. Mersinlisiniz demek. Gözleriniz size ait değil gibi sanki. Başka bir alemden önünü çalmışsınız gibi. Unutmak mümkün olsa unuturdum o alemleri. Sadece şu an burada mevcut olurdum. Lakin bir ölüden farkım yok. Ondandır gözlerimin kederi. Verilen ölüler mazileriyle alakalarını kesenlerdi. Çok sevdiğim bir yazarın sözü. Sizce haksız mı yoksa? Belki de siz bana maziyi unutturursunuz, Süreyya Hanım. Belki bana çok uzaktasın, belki bana çok yakınsın, belki bana çok uzaktasın. Demek İstanbul'a gidiyorsun. Vazife icabı gitmek zorundayım, evet. Bana bir şey demeyecek misin? Ne diyebilirim ki? Sevmiyorsun beni o halde Eşref. Ya aylardır gözümün içine bakarak bana yalan söylüyorsun. Seviyorum tabii ki Süreyya. Sen de biliyorsun bunu. Fakat... Fakat ne? Nedir bu esrarın nedeni? Anlat artık. Gözlerindeki bu keder niye? Ben seni mutlu edemem. Kendim için değil. Sana kıyamadığım için. Gençsin daha. Seversin yine. Esra, sen benimle alay mı ediyorsun? Yazık. Ben seni bu kadar korkak bilmezdim. Sevmekten korkan bir adam olduğunu bilmezdim. Benimle gel desem bir dakika düşünmeyeceğimi bildiğin halde gidiyorsun. Madem git o zaman. Yolun açık olsun. Süreyya, Süreyya. Bırak. Korkaklarla işim yok benim. Benim için kolay mı sanıyorsun? Bunca yıl sonra sende durup dinlenmişim. Bütün yaralarımı sarmışsın, canım olmuşsun. Ama öyle bir sırrım var ki benim, ne sana ne de başka birine anlatamam. Eşref, ağabey hayatım, sana yemin olsun. Her neyse sırrım, ben seni yine de severim. Tamam, kabul, söylemek istemiyorsan söyleme, bilmesem de olur. Ama ben artık sensiz yaşayamam. Ben de geleyim seninle. Yol nereye ise oraya. Ben sensiz yapamam artık.
O zaman söz ver bana. Bu gece, bu dolunayın altında verdiğin yemini asla unutmayacaksın. Ne olursa olsun, kim ne derse desin, sen bana inanacaksın. Söz mü? Sen de beni hep böyle seveceksin. Söz mü? Söz. Söz. Açtım şarkıyı ama sakıncası var mı? Çok severim eski şarkıları. Görünce dayanamadım. Nihayet güzel şeylerden de bahsetmeye başladık. Yani itiraf edeyim, bir ara sürekli acıklı şeylerden bahsedeceğiz diye korktum. Maksat sadece güzel şeyler yazmaksa ya, bence hikayenin bu kadarı sizin için yeterli olur. Bir dakika, siz bozuk mu attınız bana şu an? Yo. Neden bozuk atayım ki size? Bilmem, ben de onu soruyorum işte. Bakın, hikayeler ille de güzel bitmek zorunda değildir. Acılar, ölümler, kayıplar, bunların hepsi insana dair, hayata dair şeyler. Siz eğer öyle sabun köpüğü gibi bir roman yazmak istiyorsanız, bu hikaye zaten size göre değil bence. Ben öyle bir şey demedim Kemal Bey. Siz benden tam olarak ne istiyorsunuz? Hikayenin gerçeğini mi anlatayım yoksa sizin duymak istediğiniz mi? Neyse onu anlatın tabii ki. Niye bu kadar sinirlendiniz gerçekten anlayamıyorum. Yani alt tarafı bir hikaye. Öyle değil mi? Gidelim mi artık? Geç oldu. Tamam, özür dilerim. Yanlış ifade ettim, kendimi affedersiniz. Dinlemek istiyorum devamını, lütfen. Gerçekten çok vaktim yok. Sizi bırakıp döneceğim. Sonra da önemli bir işim var. İşiniz olmadığını söylemiştiniz ama yani böyle benim başınızdan atmak için yalan söylemenize inanın hiç gerek yoktu. Hayır. Gerçekten önemli bir işim var. Tamam. Tamam, peki. Tamam. Bir yarım saat daha konuşabiliriz. Eğer tatsız şeyler duymaya hazırsanız. Mehmet Leyla ile olanlardan sonra sırrını kimseyle paylaşmamaya yemin etmiş. Böylece yeni karısıyla daha huzurlu bir hayat olacağını zannederken... Süreyya, neredesin? Nereden çıktı bu? Ne fark eder ya nereden çıktı? Cevap versene. Kim bu kadın? Milli Eğitim'i aradım. Dediler ki Eşref Bey işi bırakalı 5 yıl oluyor. Süreyya. Yıllardır işe gidiyorum diye kandırıyorsun beni. İşe değil onların yanına gidiyorsun değil mi Eşref? Senin başka bir ailen daha var öyle mi? Konuşsana, itiraf etsene, konuş! Hayır Süreyya, hayır. Benim başka bir ailem yok. Tek ailem sensin.
Ben niye inanayım sana? Anlasam da inanmazsın. İnanmam ya. Ben artık senin ağzından çıkan hiçbir söze inanmam. Git, ben seni burada istemiyorum. Yüzünü bile görmek istemiyorum. Git. Süreyya, bana söz vermiştin, yemin etmiştin. Dolunay'ın oldu o gece. Hatırladın mı? Senin büyük sırrın buydu. Yıllardır sakladığın sırrın buydu. Senin başka bir ailen daha vardı, çocukların vardı. Süreyya, söz vermiştin bana. Yemin etmiştin. Ne olursa olsun, kim ne derse desin bana inanacaktın. Bana güvenecektin. Yanılmışım! Allah kahretsin, yanılmışım! Git, git. Git artık. Git, git. Defol, git. Git. İnsanları tanıyor gibi anlatıyorsunuz. Çok etkilendiğiniz belli. Bu size sanırım. Bana mı? Bana olduğunu nereden biliyorsunuz? Siz bir bakın. Peki. Alo. Neredesin sen? Cem. Canım, arayacağım ben seni birazdan zaten. Çok acayip bir şeyler oldu da. Neredesin dedim. Harika. Kim var yanında? Denizde kaldım ben. Sonra biri yardıma geldi. Fırtına çıkınca koydu, onun evine geldik. Ama iyiyim yani. Bir şeyim yok, merak etme. Harika, ne demek bir şey yok. Adamın tekiyle baş başa bir koydasın sen şimdi yani, öyle mi? Cem, konuşuruz diyorum. Geçeceğim zaten birazdan otele. Havayı bekliyorum. Neden bana haber vermedin? Neden? Telefonum denize düştü çünkü. Kesin öyledir Harika. Cem, ne saçmalıyorsun? Yalan mı söylüyorum ben sana? Kapatıyorum, konuşuruz sonra hadi. Yok yok, biz konuşmayalım sonra. Ben sizi bölmeyeyim. İyi geceler. Sorun mu var? Cem, nişanlım yani. Gerdi beni biraz da, kusura bakmayın. Gitsek iyi olacak gibi. Haksız sayılmaz aslında. Nasıl yani? Yani ben de olsam böyle bir durumda canım sıkılabilirdi. Kemal Bey, sizce ben yanlış bir şey mi yapıyorum? Ben yanlış ya da doğru demedim. Yani bir kadınla bir erkek birlikte vakit geçiriyorlar diye illa bir şey mi olması lazım aralarında? Siz tam olarak neye kızdınız? Kıskanmasına mı? Evet, tabii ki ona kızdım. Yani kıskançlık çok ilkel bir dürtü bir kere. Bir de bunu sanki bir sevgi göstergesiymiş gibi sunmak. Size de hiç yakıştıramadım gerçekten. Bu algı yüzünden kadınlar neler yaşıyor, bir fikriniz var mı? Siz bana kızdınız o zaman şimdi. Hayır. Yani aslında bu baskı benim o kadar içime işlemiş ki sabahtan beri sizin yanınızda hissettiğim. Ne gibi? Suçluluk gibi. Yani biliyorum çünkü Cem'in arıza yapacağını. Yani sadece o da değil, evdekiler de. Ben nasıl nişanlı biri olarak tanımadığım biriyle sahillerde, koylarda gezerim? Harika. Sen kendine kızıyor olabilir misin acaba? Daha net konuşabilir misiniz? Anlamıyorum çünkü. Diyorum ki, eğer şartlar başka türlü olsaydı. Şartlar derken?
Yani bu gece gitmek zorunda olmasaydım. Seni daha yakından tanımak isterdim. Seninle daha fazla vakit geçirmek. Sana karşı bu hissettiğim şeyin peşinden gitmek isterdim. Yani nişanlın çok da haksız değil. Peki. Dürüst olduğunuz için teşekkür ederim. Ama yani yine de bu sizin hissiniz. Değil mi? Yani önemli olan benim ne hissettiğim. En azından Cem için öyle olmalıydı. Sen ne hissettin peki? Bana cevap vermene gerek yok. Kendine dürüst ol yeter. Belki o zaman aslında nişanlına değil de kendine kızgın olduğunu anlarsın. Zaten aslında hayatta bizi öfkelendiren her şey hep yapmak isteyip de yapamadıklarımızla ilgili değil midir? Siz ne zannettiniz ki? Ben bir şey zannetmedim. Aşikar olanı söylüyorum. Ay Allah aşkına dönem filmi gibi konuşmayı bırakın. Aşikarmış. Neymiş aşikar olan? Ben size nişanlıyım, evleneceğim dedim. Bana bir hikaye anlattınız. Evet ilgimi çekti, dinlemek istedim. Sonra fırtına çıktı, buraya geldik. Bu yani bir şey mi oldu aramızda? Harika. Hayır, kabul etmiyorum. Siz benden hoşlandınız diye ben kendimi suçlu hissetmek zorunda değilim. Kemal Bey. Tamam. Özür dilerim. Haklısın. Beni hemen karaya götürebilir misiniz lütfen? Tabii ki. Bu taraftan. İki 28'e 3 saat var. Açsam mı acaba? Turgut, oğlum sen bugüne kadar paşanın emrine hiç karşı geldin mi? Yok. O zaman bundan sonra da gelmeyeceksin. Ne var ki içinde acaba? Vasiyet mi yazdı? Vasiyeti bu zarfa koymaz. Vasiyet yoksa ne var? Yok yok. Paşam öyle şey yapmaz. İstiklal vazisi adam. İnançlıdır da. Kayık burada kalsın, ben bağlatırım. Siz uğraşmayın şimdi. Teşekkürler her şey için. Size iyi hayatlar dilerim Kemal Bey. Hikayenizi de yazmayacağım. Merak etmeyin. Zaten boşluklarla dolu. Ne gibi boşluklar mesela? Mesela mektuplar. Şehit askerlerin mektupları. Onlar ne kadar kıymetli, ne kadar değerli şeyler. Niye Mehmet teslim etmiyor onları? Sonra yaşlanmamak bir lanet değil, olsa olsa bir ödül olabilir. Niye bu kadar acıların çocuğu modunda, niye bu kadar depresif, orayı da pek anlayamadım. Kaldı ki hikayenizdeki kadınlar pek de inandırıcı karakterler değil açıkçası. Neden? Sevdiği adam yaşlanmıyor diye insan niye bunalıma girer ki? Ne güzel işte, yıllar geçse de genç, yakışıklı bir kocan var. Siz Mehmet'in yakışıklı olduğunu nereden çıkardınız? Ben olsam bu hikayeyi bambaşka yazardım. Bir amacı olurdu mesela Mehmet'in. Neden yaşlanmadığını, neyi çözmesi gerektiğini bulmaya çalışırdı.
Yarım kalan şeyleri tamamlamaya çalışırdı mesela. En basitinden o mektupları sahiplerine verirdi. Umut verecek bir adam olurdu. Sevdiği kadın için, aşkı için savaşan bir adam. Ona verilen bu mucizenin hakkını verirdi yani. Artık dünya, tanrı, evren her ne sebeple boğulduysa belli ki bir şeyleri çözmesi, bulması gerekiyor ama farkında değil. Belki de birinin onu uyandırması gerekiyordur. Hatta belki bir kadının. Umudu yok. İnancı yok. Halbuki en çok onda olması gerekmez mi? Peki o zaman. Umarım bu müthiş hayal gücünüzle kendi hikayenizi istediğiniz gibi yazarsınız. Mersi. Zamanınızı çaldım. Kusura bakmayın. Bir şey kalmadı ya. Açayım bir şey demez artık. Paşam. Hasan'sın sen. Evet, evet. Sabah karşılaştık, beni hatırladın mı? Evet abi. Paşamın nerede oturduğunu... Kemal Bey nerede oturuyor biliyor musun? Yok ama Bedir Rahmi taraflarında karşılaşmıştık. O tarafta olabilir. Yalvarırım, benim oraya acil gitmem lazım. Beni götürebilir misin? Tabii. Çok acil. Tamam, tamam. Çok acil olmuş, tamam. Hadi, hadi gel gel. Ne olursun, koş koş. Alo? Halacığım? Geldim, ben oteldeyim, merak etme diye aradım. Ay tamam canım. Çok şükür. İyisin değil mi? İyiyim iyiyim, merak etme. Yorgunum sadece, biraz yatacağım şimdi hemen. Cem ulaşabildi mi sana? Ulaştı evet, konuştuk. Bana bak, yarın uçağını kaçırma ha. Sana bir sürprizimiz var. Tamam halacığım, hadi öpüyorum, iyi geceler. Tamam tatlım, iyi geceler. Bas biraz bas. Koca gemi ya. Hızlı gitmez mi bu? En fazla bu kadar gidiyor mu? Hiçbir amacın olmadan yaşamak nasıl bir zuldür bilir misin Turgut? Her günün senin için aynı olması. Bütün ömrün boyunca yaptığın, hataların, yarım ya da eksik yaptığın şeylerin geceleri seni rahat bırakmaması.
o hesapları kapatman gereken insanların çoğunun artık ölmüş olması. Çok kimliği olmuş ama kimsesiz. Vatansever ama vatansız. Baba olmuş ama evlatsız. Mecnun olmuş ama Leyla'sız olmak nedir bilir misin? İşte bu yüzden 100 yıl önce ölmem gereken saatte, ölmem gereken şekilde gitmeye karar verdim. Rabbim bunca yıl hayatta kalmamı istediyse bir sebebi vardı, orası kati. Ama bu sebebi benden her nedense gizledi. Senden isteğim, beni Sakarya Ovası'na gömmen oğlum. Yıllar önce vurulduğum yerde kardeşlerimin, askerlerimin koynunda olmak istiyorum. Hoşça kal Turgut. Ben olsam bu hikayeyi bambaşka yazardım. Artık dünya, tanrı, evren her ne sebeple bu olduysa belli ki bir şeyleri çözmesi, bulması gerekiyor ama farkında değil. Belki de birinin onu uyandırması gerekiyordur. Hatta belki bir kadının. Umudu yok, inancı yok. Halbuki en çok onda olması gerekmez mi? Yaptın sandım paşam. Çok korktum paşam. Sana yetişemedim sandım paşam. Çok korktum. Öldüm. Beni bırakıp gittin sandım paşam. Böyle bir şeyi nasıl düşündün paşam? Nasıl düşündün? Beni bırakıp nereye gidecektin paşam? Benim senden başka kimsem yok paşam bu hayatta. Günaydın. Nasıl yani? Sizin ne işiniz var burada? Çok aradım demiştiniz. Daha fazla aramanıza içim el vermedi. Bu arada dediklerinizi düşündüm. Haklısınız. Hikayemde boşluklar var. Ben de yazar değilim tabii. Hikayenin devamını size anlatayım. Siz de boşlukları doldurun. Olur mu? Şaka mı bu?
Siz bana masalınızı anlatmak için İstanbul'a bilet mi aldınız? Saçlarınız ne güzel olmuş. Kemerinizi bağlayın isterseniz. Siz kimsiniz Kemal Bey? Benden ne istiyorsunuz yani? Benim kim olduğumun bir önemi yok. Önemli olan siz bu romanı yazmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Değerli yolcularımız, uçağımız kalkış için hazırdır. Şimdi lütfen kemerlerinizi... Kararım onca şeyin üzerine yazacağım falan dememi beklemiyorsunuz, değil mi? Müsaadenizle. Yapıyorum. Müsaade edin. Peki, istemiyorsanız yazmayın. Ben de birkaç gün İstanbul'u gezip dönmüş olurum. Havasız değil mi içerisi? Sıcak mı, bana mı oldu? Pardon, ben bir su alabilir miyim acil? İyi misiniz? Değilim, iyi falan. Ya benim fobim var da. Yükseklik korkum yok yani aslında. Bir kutunun içinde böyle bu kadar insanın uçması falan garip yani. Sakin olun. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey de olmayacak. Sakin ol. Buradayım ben. Bakın bana. Bir şey yok. Ablam öğrendi mi sizi? Binmiş mi uçağa? Otelden çıkarken aramıştı. Şimdiye kadar çoktan binmiştir. Sacide, bana niye ekmek vermiyorsun? Anneciğim, senin şekerin var ya. Sen 20 yıldır ekmek yemezsin. Ay şeker şeker, bıktım bu şekerden. Ver efendim, bundan sonra yiyeceğim. Her gün ekmek yiyeceğim. Ver istersen hala ya. Ben zaten ölçeceğim birazdan şekerini. Ölç, ölç. Annem hadi. Ya. Anneciğim, al, al. Of. Sacide, ben Harika'yı karşılamaya gideceğim. Cem'e söyle de uğrayıp beni de alsın. Aa, sen niye gidiyorsun ki abla? Cem'le konuşacaklarım var. Günaydın. Günaydın anneciğim. Günaydın. Ay uyumuşum vallahi ya. Aysel, sen dün gece dışarı mı çıktın? Çıktım biraz. Niye sordunuz? Otel mi burası? Yol geçen hanım mı? Ben 45 yaşındayım. Çocuk gibi size hesap vermeyeceğim herhalde. Kızlar hadi yukarı çıkın odanıza. Kızlar oturun. Oturun. Süreyya Hanım size emir veremez. Ne size ne bana. Bakın, kardeşiniz yani benim kocam öldüğünde ben bu eve geldiysem mecbur olduğum içindi. Ayrıca kocamın neden öldüğünü de... Yeter, yeter. Ay abla, tansiyonu çıkacak. Yapma, yapma, gözünü seveyim. Dua et, yakında düğünümüz var. Hiç kimse bu düğünün neşesini bozamaz. Şu düğünü bir atlatalım, ben konuşacağım seninle sonra. O vakte kadar ayağını denk al. Ay Sacide, hadi. Çaylar bitmiş. Sen de çayları tazele. Thank you.
şey ister misiniz? Selamlar. Cemciğim, nasılsın? İyiyim, siz? İyiyim. Zahmet oldu sana da. Olur mu öyle şey Süreyya Hanım? Kusura bakmayın, ben biraz geç kaldım. Telefon aldım da harika ya. Aa, telefon aldın demek. Ay, ne iyi düşünmüşsün. Ben de biraz konuşuruz diye düşünmüştüm giderken. Ama önce bir çiçek alalım da. Çiçek? Çiçek? Tabii alalım, çiçek. Nasıl isterseniz. Kapı burası. Biraz fazla abarttım galiba. Fazla sinirlendim, kusura bakma. Rica ederim. Teşekkür ederim bu arada yardımınız için. Gerçi o halimi de görmüş oldunuz ama... yani aramızda kalırsa sevinirim. Bir şartla. Eğer siz de benim dün geceki... cüretimi affedersiniz. Anlaştık. Eğer gerçekten anlattıklarımla ilgili bir roman yazmak istersen... birkaç gün daha İstanbul'da olacağım. Düşüneceğim Kemal Bey. Tekrar teşekkür ederim. Özellikle kitap için. Hoşça kalın. Ben Ali Tahir. 1893'te Selanik'te doğdum. 1921'de Sakarya'da şehit oldum. Sonra bir mucize oldu ve tekrar attı kalbim. Ben o günden sonra bir daha hiç yaşlanmadım. Bugün adım Kemal. Bugün ben tam 130 yaşındayım. Ve bugün yeni hayatımın ilk günü. Çünkü 130 yıldır sorduğum sorunun cevabını ben bugün buldum. İnsan ne için yaşar? Thank you.
gece. Kulakların çınlasın. Şimdi dargınız seninle. İnan sen herkesten başkasın. Seni andım bu gece. Kulakların çınlasın. Şimdi dargınız seninle. İnan sen herkesten başkasın. Belki bana çok uzaktasın. Belki bana çok yakınsın. Belki bana çok uzaktasın. Belki de çok yakınsın. Şimdi dargınız seninle. İnan sen herkesten başkasın. Şimdi dargınız seninle. İnan sen herkesten başkasın. Senden başka hiç kimse bilmeyecek. La 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 la.